Selam gençler, Geek Bakış'ına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Ant-Man konuşacağız. Evet arkadaşlar, biliyorum birazcık geciktik Ant-Man incelemesi için ama yapacak bir şey yok. Çoluk çocuk, ondan sonra yaz dönemi falan filan derken Ant-Man incelemesi biraz gecikmiş oldu. Şu kadar Ant-Man kadar gecikmiş oldu. Vallahi Ant-Man güzel bir film arkadaşlar. Şimdi bunu baştan direkt söyleyeyim. Ant-Man bence gayet güzel bir film olmuş. Çünkü Ant-Man'den ne bekliyordum? Bir Marvel filmi olmasını bekliyordum. Marvel adı altında çıkan, Marvel Cinematic Universe adı altında çıkan. Ama sonra bir film. Cinematic Universe'un geldiği şu noktadaki kalite, bu noktadaki işte anlayış, bu noktadaki hikaye kurgusu tarzı şeyleri bu filmden bekliyordum. Çünkü sonuçta en sonunda bu karakteri de bu işin içine dahil edecekler. O kısımda biraz yine Ant-Man kadar hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Bir Marvel filmi değil benim gözümde. O Marvel filmlerindeki gördüğümüz o kurgu olsun, kalite olsun, hikaye akışı olsun, karakter gelişimi olsun, bu tarz şeyler bu filmde yok. Bu film böyle bir sitcom komedinin süper kahraman versiyonu gibi olmuş. Hani kime suç atmak lazım, kimi suçlamak lazım bilmiyorum. Bu filmin yapımı biraz sıkıntılı oldu. Edgar Wright vardı yönetmenlik koltuğunda. Sonradan anlaşmazlık oldu, işte bizim bakış açımız farklı falan dendi ve Edgar Wright yönetmenlikten çıkarıldı. İşte bu tarz sıkıntıları aslında film izlerken görebiliyorsunuz. Yönetmenliğin değiştiğini, işte karakterlerin oynadıkları rol kalitesinden zaten görebiliyorsunuz. Açıkçası biraz zayıf bir film. Zayıf bir Marvel filmi diyelim. Zayıf bir film demeyelim. Zayıf bir Marvel filmi olmuş. Hani böyle işte çok güzel bir Marvel filmi izleyeceğim ben diye giderseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bir Paul Rudd filmi. Bir Paul Rudd filmi izleyeceğim diye gidiyorsanız işte komik olacak. Ant-Man işte böyle eğlenceli bir karakter olacak. Yani eğleneceğim diye gidiyorsanız o eğlence bu filmde var arkadaşlar. Yani bu film gerçekten çok eğlenceli. Belli başlı espriler olsun falan, bunlar çok güzel bir şekilde oturtulmuş. Ant-Man karakteri izlemesi çok keyifli. Yani işte küçülüyor, büyüyor falan, o dövüş sahneleri falan, onları falan çok güzel yapmışlar bence. O küçük büyüme efekti falan benim çok hoşuma gitti. Paul Rudd da çok güzel bir şekilde karakteri canlandırıyor ve oynuyor. Diğer karakterlerini o kadar çok beğenmedim. Hank Pym karakteri tamam, hani filmdeki yerleştirilmesi anlamında fena değil. Ama Michael Douglas, yani yaşlanmış abi Michael Douglas. Yani herifin neredeyse konuşurken şeyi fırlayacak, yani takma dişi fırlayacak, anladın mı? Yani o kısım birazcık hani böyle çok sıcak gelmiyor bana. Çok böyle benimseyemedim Hank Pym karakteri olarak Michael Douglas'ı. O öte yandan Hope var, kızı. O da mesela iyi oynamamış. Yani filmde çok böyle havada oynuyor. Böyle bir üstünde nedense bir kasıntılık var. Böyle bir acemilik var yani. Ben o işi anlamadım. Hakikaten çok kötü oynamış bence o karakteri. Kötü karaktere gelelim. Kötü karakter de acayip klişe. Acayip klişe ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya o kadar klişe ki. Yani bizim Türk filmlerinde falan o kadar klişe karakter yok ya. Yani böyle işte ben senin babam bilmiştim. Sen ondan sonra bana adilik yaptın, işte bilmem ne yaptın, yarı yolda bıraktın, ben şimdi sana ne yapacağım falan. Yani hani çizgi roman klişesi, çizgi romandaki kötü karakter. Mesela bu tarz bir kötü karakteri biz nerede gördük biliyor musunuz? İlk Marvel filminde, ilk Iron Man filminde gördük. Tony Stark'ın babası, işte iki kişi bunlar ortaklar. İşte sonra ne oluyor? Bu şirketi işte ondan sonra silah pazarlayan bir şirket haline getiriyorlar. İşte bu şirketi ben yaptım, ben büyüttüm, benim şirketim, ben her şeyi yaptım. Bu işi de ben yaparım, sen bana engel olamazsın kafasında bir herifti. Daha sonra da işte böyle arc reaktörle kendine robot yapıyordu falan, kapışıyorlardı. O bile yani daha derin bir karakterdi bence. Daha motivasyonu farklı, daha dramatize edilmiş bir karakterdi. Daha sonra hani kabul ediyorsun, hakikaten yürü be abi, sen de haklı olabilirsin falan filan. Bu tarz bir şey diyordun. Ama bundaki öyle değil, bundaki bildiğin ezik ya. Ezik ya. Abi ezik karakter ya. Yani işte sen bilmem ne yaptın ya, böyle hiçbir şey olamaz. Ondan sonra giriyor geliyor sürekli böyle bir gözler yaşlı. Hank Pym'e gidiyor, işte sen ne yaptın böyle, hep böyle beni ezdin. Ben de şimdi senin işte bana anlatmadığın şeyi öğrendim, bulacağım, mahvedeceğim seni falan filan. Gidiyor koyunları üstüne deney yapıyor. Kötüyüm. Satacağım Hydra'ya, oraya buraya silah satacağım. Çok muhteşem, bulduğum teknolojiyi satacağım. Bütün dünyayı mahvedeceğim. Bir de oynayan tipi de sevmiyorum. House of Cards'ta da oynuyordu. Böyle ezik birini oynuyordu House of Cards'ta da. Onu da sevmediğim bir tip. Yani adam Yellow Jacket oluyor, kötü karakter. Yellow Jacket kostümünün içine girene kadar film boyunca nefret ettim. Yellow Jacket kostümünün içine girdi, oh dedim, güzel oldu en azından. Kostüm güzel. Çünkü kostümleri çok güzel yapmışlar. Ant-Man kostümü olsun, Yellow Jacket kostümü olsun falan. Bunları çok iyi yapmışlar. Ben bayıldım. Hatta oyuncaklarını almak istiyorum. O kadar güzel bence.
Ant-Man kostümü. Film genel olarak eğlenceli. Filmde böyle bir lip sync muhabbeti var hele. O kısımlar çok eğlenceli. Seyrettiyseniz zaten siz de biliyorsunuz. Acayip eğlenceli onlar ya. Çok güldüm onlarda yani. Bunun dışında şey sekansları çok güzeldi. İşte Paul'da karıncaları nasıl kontrol edeceğini öğretiyorlar. İşte böyle şu karıncanın şu özelliği var, bu karıncanın bu özelliği var. Hani o kadar böyle şey gibiydi böyle sanki video oyunu gibi. Hani video oyununda da işte böyle çeşitli bir kahramanımız vardır. İşte böyle sürekli yeni özellik öğrenir. İşte şunu da şöyle kullanacaksın, bunu da böyle kullanacaksın. Mesela Batman'in mesela şeyleri vardır ya işte şu aleti böyle kullanacak. Bu alet senin için işte şurada lazım olacak. İşte şuradan şuraya geçmek için falan. Onun gibi bunda da karıncalar var. İşte bir tane karınca var çok kuvvetli. İşte ağırlıkları kaldırıyor, indiriyor. Ağırlık kaldırma indirmeni mesela o karıncayı kullanıyorsun. İşte bir tanesi ondan sonra böyle köprü kuran karıncalar var. O köprü kuran karıncalar da işte böyle ulaşamayacağın yerlere ulaşmasını sağlıyor. İşte bir tane çok hızlı karıncalar var. İşte asker karıncalar. Onlar işte böyle saldırıda kullanıyorsun falan filan gibisinden bir sürü böyle karınca var. Eğitim kısımları eğlenceli. Ama genel olarak bence filmin senaryosu ne yazık ki zayıf arkadaşlar. Diyaloglar zayıf. Her şey bir anda durup dururken söylenebiliyor. Karakter şeyini geliştirecek önemli bir sahne var. Böyle durup dururken işte böyle dışarı çıkıyor, geri geliyor falan hop diye söyleniyor mesela. Şeyler mesela filmlerde bu tarz kullanım her zaman vardır. Siz böyle direkt anonsu gözünüzle dikkat etmezsiniz belki ama o böyle bilinçaltı gönderisi şeklinde olur yani. Mesela ne bileyim masada bir tane bıçak vardır. Ondan sonra o mesela kamera o bıçağı gösterir. Bıçaktan mesela böyle kamerayı oynatır falan filan ana karakteri gösterir. Hani böyle o şeydir aslında işte o bıçak kullanılacak bir sonraki sahneye falan. Hakikaten bir bakarsanız işte ana karakter hemen ne yapacak dövüşmeye başlar falan. Silah bulması gerekir. Masadaki bıçağı alır hani ondan sonra onu kullanır. Hani bu tarz şeyler filmlerde hep var. İşte arabayı gösterir, aracı gösterir. Sonra işte diğer sahneye geçer. Sonra o araç kullanılır falan filan. Bu olay bu filmde acayip amatörce. Yani böyle sanki film okulundan çıkmışlar. Sonra film çekelim demişler. Ant-Man'i çekmeye başlamışlar. Bunda böyle bütün böyle sinemanın ondan sonra klasik şeylerini ne derler kurallarını böyle göstere göstere kullanmışlar. Yani böyle diyorsun ki ona tamam bu böyle olacak şöyle olacak. Bütün filmi zaten baştan biliyorsun ya. Yani, böyle böyle olacak işte tamam şimdi o karakter ona gidecek. Abi bunda bunu söyler burada. Abi bunu bilmem ne yapar. Abi niye böyle yaptınız filmi? Birazcık dramatizm bir şeyler koysaydınız, birazcık ne bileyim ondan sonra bir gelişini görmeseydik bazı şeylerin. Tamam bütün Marvel filmleri de çok böyle ondan sonra derinlikli, çok ondan sonra hakikaten sürprizli falan filan değil. Ama yani mesela merak ediyorsun ne bileyim işte Kaptan Amerika'nın Winter Soldier'da işte mesela nasıl karşılaşacaklar, ne yapacaklar, nasıl dövüşecekler merak ediyorsun. Maskeyi çıkardığında Winter Soldier, Captain America'nın yüzündeki ifadeyi merak ediyorsun. Orada böyle bir an oluyor. Vay be lan bak herif ne oldu biliyor musun? Karşılaştılar diyorsun. Anlar oluyor. Yoksa orada da biliyoruz kötü karakterin kim olduğunu, iyi karakterin kim olduğunu. Mesela işte Samuel Jackson nasıl dönecek diyorsun falan. Böyle bir hani insan içinde böyle kıpır etmesini sağlayan bir şeyler oluyor. Bunda öyle bir şey yok ki. Saçma salak şeyler oluyor yani. Film belli bir perspektiften iyi. Eğlenceli. Ant-Man filmi. Ha, çok eğlenceli. Hani hiç karakteri bilmiyorsanız sonra işte gidelim eğleniriz. Eğlenirsiniz. Çok da hoşunuza gider film. Ama bir Iron Man'in yerini dolduracak bir film değil. Bir Marvel filmi değil. Bir sitcom, komedi filmi. İçinde süper kahraman var. Küçülüyor, büyüyor. Beklentiniz bu olsun. Marvel'ın Ant-Man'i yavaş yavaş gönderdiği Iron Man karakteri yerine koyacağını düşünüyordum. Ama bu ilk film biraz zayıf kaldı. İlk Iron Man filmi kadar kuvvetli bir film değil ne yazık ki. Ant-Man böyle arkadaşlar. Birazcık daha keşke oyunculuklar, birazcık daha keşke senaryoya dikkat etseydi, diyaloglara dikkat etseydi. Kurgusuna birazcık daha kaliteli bir kurgu yapılsaydı. O zaman hakikaten bir Marvel filmi kalitesini yakalarlardı ama bunu da ne yazık ki yakalayamamışlar. O zaman ne yapıyoruz? Bize abone olun, bizi sevin, like basın, paylaşın. Bir dakika ilk bakışında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kafam küçülüyor. Kafam küçük, büyük. Küçük, büyük. Yani zor iş.